Şimdi kahkahadan bahsettik ya. Mutlu Evet. olmak için gülün diyorsunuz. Evet. Şimdi durup dururken nasıl gülelim? Nasıl? Şöyle, aslında kahkaha yogası nedir ben onu bir anlatmak istiyorum size. 1995 yılında bir Hintli tıp doktoru tarafından geliştiriliyor. Bilim bize şunu söylüyor. Diyor ki eğer biz her gün 10 ila 15 dakika arasında diyafram nefesimizi kullanarak derin kahkaha atarsak beynimizin salgıladığı mutluluk hormonları ciddi oranda artıyor. Stres hormonları çok ciddi oranda azalıyor. Bağışıklık sistemimiz güçleniyor, kan dolaşımımız artıyor, kan basıncımız artıyor. Dolayısıyla biz kendimizi ne yapıyoruz? Ruhsal ve bedensel olarak çok sağlıklı hissetmeye başlıyoruz. Hepimiz hayatta mutluluk, huzur istiyoruz. Fakat bu mümkün mü? İşte stresli, çocukların okul derdiydi vesaire vesaire. Çok zor. Ve normal bir insanın artık günde 10 dakika, 15 dakika aralıksız kahkaha atması çok da olası bir şey değil. İşte buradan hareketle tıp doktoru olan Doktor Madan Kataria aslında kahkahayı bir fiziksel egzersiz programı haline getiriyor. Yani biz aslında bakarsanız sahte olarak gülmeye başlıyoruz. Fakat genelde bu egzersiz sırasında 45 saniye ile 60 saniye içerisinde bu sahte olarak devam eden kahkahalar gerçeğe dönüşüyor. Gerçekten mi? Evet. Ve şöyle bir Siz şey durup daha dururken söyleyeyim. kahkaha atabiliyor musunuz mesela? Tabii. Ortada bir şey yok yani şimdi. Biz niye gülüyoruz? Ben hanımefendinin yapmacık gülümsemesine gülüyoruz. Bir dakika ne olur. Ben hanımefendinin gülmesine gülüyorum. Yok. Ama zaten ben normal yaşamda da çok gülen bir kadınım ama. Okey. Sürdürün bakalım. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Demek ki birbirine gülüyoruz. Beynimiz çok enteresan bir organ. Gerçek kahkahayla sahte kahkahayı birbirinden ayırt edemiyor. Dolayısıyla siz kahkahayı ya da gülmeyi tamamen fiziksel bir egzersiz, yani sahte olarak gülmeye devam etseniz bile aynı gerçek kahkaha atarken ki neyse ruhsal ve bedensel faydalar, onu aynen görmeye devam Öğrenelim ediyorsunuz. sizden. Şimdi anladık ki Hep beraber kahkaha, mi yapalım bir dakika, mı? anladım kahkaha çok önemli bir şey. Evet. Ama durup dururken bata yani nasıl atıyorsunuz durup dururken? Ama birinin gülmesine gülüyorsun. Şimdi Gülmek bulaşıcı. Kaç dakika yapmak gerekir bunu günde? 10 ila 15 dakika 10 dakika arasında. değil mi? Bir 5 dakika gülebilir misiniz mesela? Hiçbir Hep şey beraber yokken. gülelim. Bir siz gülün. Siz gülün önce. Hani düğünlerde Şimdi olur ya şöyle. sen çık oyna ben oynayacağım. Şeyde yalnız benim gördüğüm mesela bazı videolarda metroda giriyor birisi. Kimse gülmüyor. Evet. Başlıyor kendi kendine gülmeye. Sonra önce diyorlar deli bu. Sonra başlıyor herkes gülmeye. Şimdi gerçekten Şimdi bulaşıcılığı var o şeyin. zaman mutluluk şöyle bir oran var. Şunu Araştırma bulaştırın ne olur 25 bize. dakika. Tabii. Şimdi hep beraber yapalım Ekran başı bence. da. Ben Şimdi ekran başından beraber. da rica ediyorum. Evet. Bakın üzgün olabilirsiniz, derdiniz olabilir. Hepimiz üzgünüz, hepimizin derdi var. İrili ufaklı. Ama gülmek bedenimizin en büyük ilacı. Lütfen hep beraber. Buyurunuz efendim. Evet. Şimdi kahkaha yogasının 4 aşaması var. Sizin bana katılmanızı rica ediyorum. Enerjimiz çok kısa sürede yükselecek. İlk aşaması herkes şöyle bir ayağa kalkabilir mi acaba? Biz zaten ayaktayız. Alkışla başlıyoruz. Lütfen benim komutlarımı dinleyin. Alkışla başlıyoruz. Yakında göbek atmaya başlarız herhalde. Bak gülmeye başladılar bile. Şimdi çok süpersiniz. Alkışımızın şeklini değiştiriyoruz. Avucumuzun içinde akupunktur noktaları var. Bunları aktive edebilmek için alkışımızı bu sefer böyle yapıyoruz. Süpersiniz. Şimdi buna bir ritim ekliyoruz. Bir, iki, bir, iki, üç. 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 Süpersiniz. Şimdi buna diyaframımızı çalıştıracak olan sesleri ekliyoruz. Biz hepimiz aslında diyafram nefesiyle doğuyoruz. Fakat zaman içerisinde nefesimizi buralara kadar indirmeyi bir şekilde unutuyoruz. Şimdi onu tekrar harekete geçirebilmek için bize yardımcı olan sesler var diyelim. Ho, ho, ha. Tamam. Alkışı şimdi bununla yapıyoruz. Ben bir kere gösteriyorum. Siz de beni takip ediyorsunuz sonra. Ho, ho, ha. Ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha.
bizim görev koptu zaten. Geliyorum. Kahkaha yogasının ikinci aşamasında nefes var. Ne yapıyoruz? Şöyle dizlerimize kadar şu hafif bir eğiliyoruz. Hafif eğilelim. Nefesimizi alırken kollarımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Derin bir nefes al. Tut, tut, tut ve yavaşça bırak. Tekrar alıyoruz. Tut, tut, tut ve yavaşça bırak. Tekrar alıyoruz. Tut, tut, tut ve yavaşça bırak. Şimdi avuç içlerimiz gökyüzünü gösteriyor. Kahkahalara yaklaşıyoruz. Tamam mı? Şimdi nefesimizi alırken ellerimizi yumruk gökyüzü, yapıyoruz. Yukarı. Yukarı doğru avuç içlerimiz yukarı bakıyor. Evet. Aynen. Şimdi yine tekrar derin bir nefes alıyoruz. Elimizi yumruk yapıp çenemizin altında birleştiriyoruz. Tutuyoruz, tutuyoruz, tutuyoruz ve yavaşça bırakıyoruz. Bir kez daha aynısını yapıyoruz. Tutuyoruz, tutuyoruz, tutuyoruz ve bırakıyoruz. Şimdi bunu kahkahayla yapacağız. Ben bir kere gösteriyorum. Derin bir nefes alıyorum. Tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum ve kahkahayla bırakıyorum. Hazır mısınız? Hep beraber yapıyoruz. El, avuç içlerimiz gökyüzünü gösteriyor. Derin bir nefes alıyoruz ve olabildiğince güçlü kahkahayla bırakıyoruz. Tamam mı? Bir, iki, üç. Tut, tut, tut ve bırak. Süpersiniz. Bir kez daha yapıyoruz. Derin nefes al. Tut, tut, tut ve bırak kahkahayı. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Süpersiniz. Gelelim kahkaha yogasının üçüncü aşamasında. Üçüncü aşamasında çocukça sevinçler var. Biz artık içimizdeki çocuğu biraz çıkarmaya çalışmamız lazım. Çünkü yetişkinler günde ortalama kaç kez gülüyor derseniz ortalama da 3-4 kez gülüyor maalesef. Çocukken oysa 100'ü bulabiliyor gülme sayımız. Evet. Dolayısıyla çok düşük bir oran. İçimizdeki çocuğu tekrar dışarı çıkarmamız lazım. Ve kahkaha yogasının üçüncü aşamasında çocuksu sevinçler var. Ne yapıyoruz? Çok iyi, çok iyi, hey! Çok iyi, çok iyi, hey! Çok iyi, çok iyi, hey! Süpersiniz, harikasınız. Şimdi geldik dördüncü aşamaya. Dördüncü aşamada artık oyunlar var. Şöyle dedik işte en başında, yani hayatımızda her zaman çok güzel şeyler olmuyor. Bazen başımıza olumsuz şeyler de gelebiliyor. Kötü bir haber alabiliyoruz, iş yerinde biriyle tartışabiliyoruz, çocuğumuzla bir sıkıntı yaşayabiliyoruz vesaire. Bizim bunlara gülüyor olabilmemiz lazım. Eğer biz bunlara gülersek o durumları da çok daha kolaylıkla atlatabiliriz. Kahkaha yogasında da aslında biz günlük hayatımızdaki kesitleri küçük oyunlarla canlandırıyoruz. Fakat bunlara her zaman gülüyoruz. Mesela bir tartışma kahkahası yapacağız ama orada tartışacağız, birine kızacağız ama gülerek bunu yapacağız. Kahkaha yogasını biz her zaman selamlamayla başlamayı seviyoruz. Ve Hindistan kökenli bir uygulama olduğu için de Hint selamıyla başlıyoruz. Hintliler nasıl selamlaşırlar? Böyle namaste, değil mi? Böyle selamlaşırlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sen ve ben eşitiz, sen ve ben biriz, sen ve ben bütünüz demek. Şimdi herkes yanındakine dönerek bir selamlama yapıyor. Fakat selamlarken karşımızdakinin gözünün içine bakıyoruz ve kahkaha atıyoruz bunu yaparken. Anlaştık mı? Buyur hocam. Buradan başlayalım. Hadi valla karagöz gibi olduk lan. Çok iyi, çok iyi, hey!
misiniz? Sabah kalktık. Uykumuz var aslında ama kendimize bir enerji içeceği hazırlayarak kendimizi güne hazırlayıp daha dinç olmak istiyoruz. Gösteriyorum. İki elimde iki tane hayali bardak var. Karışımlarımı yapıyorum. Hazır mısınız? En sevdiğiniz sabah içeceğini hazırladığınızı düşünün. Mesela kahve hazırlıyor olabilirsiniz. Bir dakika, stüdyo hazır mı? Ekran başı hazır mı? Hazır mı? En içeceği hazırlıyoruz sabah sabah. Sabah en sevdiğiniz enerji içeceği neyse onu hazırlıyoruz. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Tartışalım birazcık da, değil mi? Tartışalım. Mesela en son kime kızdınız? Siz kime kızdınız en son? Bir dakika, mikrofonu uzatalım hemen Emine'cim. Neye kızdınız? En son kime niye kızdınız? Ben bir arkadaşıma kızdım. Ama seviyorum onu gene de. Seviyorsun. Kızdım. Ama önemli bir şey değil. Kötü bir niyet yok yani. Tamam, okey. Bazen kızabiliriz, sinirlenebiliriz. Kızdığınız arkadaşınız burada mı? Bak orada. Eyvah. O zaman sizi şöyle bir alayım. Ben yanıma bir alayım. Ben şimdi buraya gelen seyircilerimin gözünden anlarım. Bugün iyiler mi kötüler mi onlar da bilirler valla. Böyle bakarım, neyin var senin derim. Dedi ki ben bugün birine kızdım dedi. Birine kızdım deyince böyle arkasına doğru baktı. Hanımefendi dedi ki ama ben onu seviyorum dedi. Anladım ki kavga etmişler bugün. Yok, buyurun. Kavga değil. Kızmışsınız. Kavga değil. Şöyle dönün lütfen. Hocamızı neden dinleyin. Kızdığımı. Buraya dönelim. Arkadaşa geliyorduk. Pardon. Bayağı arkadaydı. Dedim ki niye önüme geçtin falan dedim. Öne geçiyorsun, koşuyor ya. Ama neden söyleyeyim mi onu? Bir arkadaş bir yerde böyle geçerken düştü. Onu tamam. Düşmesin diye kötü bir niyetle söylemedim. Bunu da bil. Hayır, bana dedin ki ayıp ediyorsun dedi. Şimdi bir dakika, kavgaya dönüştürüyorum ben bunu. Kahkaha kavgasına dönüştürüyorum. Şimdi Seda Hanım, arkamızı dönmeyelim. Şimdi düşünün ki. Peki. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Düşünün ki komşunuz üst kattan işte bir şey silkeledi. Sizin zeytinyağlılar balkonda böyle. Ya da bir şey oldu evinizde, bir akrabanız geldi. O anda ailevi bir sorundan kavga etmeye başladınız. Buyurun Seda Hanım. O noktada bu yoga devreye giriyor. Tamam. Birbirinizin gözünün içine bir bakalım. Olsun. Bir şey anlatacağım. Tamam. Kavga. Olacak. Kavga kahkahası şöyle. Simgesi bu. Tehdit ediyoruz. Biz buraya bakıyoruz. Tehdit ediyoruz. Tamam mı karşımızdakini? Üstüne gidiyoruz. Fakat bunu yaparken gülüyoruz. Tamam mı? Herkes yanındakine, arkasındakine, önündekine bunu şimdi bir yapıyor. Siz bir kere gösterelim. Bana. Buyurun. Şöyle bir gösterelim. Hazır mıyız? Sonra herkes karşılıklı yapıyor ama, tamam mı? Yani tek taraflı bir tartışma değil bu. Başlıyor muyuz? Hazır mıyız? 1, 2, 3. Hadi sarılın, hadi sarılın. Sana gülerek karşılık veriyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam. Siz lütfen yerinize gidin. Çok teşekkür ediyorum. Emine'cim şunu alalım. Ay Allah'ım gülmekten ayırmasın inşallah. Ama şunu öğrendik ki sabah kalktık. Tamam mı? Bütün aile ve sizin enerjiniz düşük. Kadınlara çok iş düşüyor burada. Ne yapıyoruz? Ha, ho ho ha ha ha. 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 Bir de çok iyi, çok iyi. Nasıl çok oldu? İyi, çok iyi, hey. Çok iyi, çok iyi, hey. Şimdi diyor ki
Eşim beni aldattı. Çok iyi, çok iyi. Hocam, hocam. Üst komşu. Üst komşu çöpleri döküyor. Çok iyi, çok iyi. Sevdim ben bu işi. Kavga yok. Çok iyi, çok iyi. Çok tatlısınız hocam ama bir şey söyleyeceğim. Bunu sonra konuşacağız. Çok iyi, çok iyi. Şimdi toplu olarak bir daha bir gülelim bakalım. Bunu bir şöyle yapalım. Onu da kahkaha yogasının bir felsefesi var. Dünyaya kahkaha aracıyla sevgi, barış ve mutluluk yaymak. Şimdi şöyle herkes bir eline tutuşursa. 6000 tane şey var. Hindistan'da 6000 tane kulüp kahkaha var. Kahkaha kulübü var. Öyle bizim mi? Bizim İstanbul'da da bu arada 3-4 tane kulübümüz hadi var. Hadi gelelim. Şöyle ne yapıyoruz? Hafifçe ne böyle eğiliyoruz diz kapaklarımıza kadar. Şimdi sahte kahkahayı atarken ho ho diye başlıyoruz. Ellerimizi yukarı doğru kaldırarak bütün dünyaya sevgi, barış, mutluluk diliyoruz. Tamam mı? Ve sağlık. 1, 2, 3. Ho! Çok iyi, çok iyi, hey! Çok iyi, çok iyi, hey! Çok iyi, çok iyi, hey! Süpersiniz. Çok iyiydiniz. Siz de süpersiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Parolamız çok teşekkür. Birazdan alacağım sizi. Parolamız ne? Çok iyi, çok iyi, hey! Aynen çok öyle. Çok şey öğrendik sizden. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sevgiyle uğurluyorum. Bu arada sevgili seyircilerimiz, sizi Instagram'dan takip edebiliyor muyuz? Edebilirsiniz. Seda. Tabii. Selda Susal. Selda Susal. Instagram'dan da takip edin. Enerjiniz artsın. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Az sonra geliyoruz.